Merhaba. Şimdi size Sultanahmet'in NT500 klasik döküm takımını tanıtmak istiyorum. Ben bu takımı çok seviyorum. Bunu çok özenerek yaptım. Çalışmaları için bayağı bir emek harcadım. Bu takımı neden seviyorum? Çünkü biz bu işe başladığımızda yaklaşık bir 12 yıl kadar önce bugün kullanılan nargile takımı kadar çeşitli takımlar yoktu. Sadece bildiğimiz tek bir model vardı. Döküm nargile takımı. Onun da üzerinde tahliye bile yoktu. Tahliyeli olanlarda da tahliye çalışmazdı. İncecik bir iç borusu, 11 milimetre genişliğinde bir iç borusu vardı. Dolayısıyla 11'e 1, yani içi de 9, yani şuradaki de 20 9 geçme sistem, böyle eski püskü, dandik dündik piyasanın bize yapmış olduğu takımlar vardı. Biz daha sonra zamanla, özellikle ben kendimden bahsedeyim, biz bu yaklaşık işte bu takımlardan işe başladıktan bir 5 yıl sonra, 4 yıl sonra ya da 5 yıl sonra bu takımlar üzerinde bir şeyler yapmayı tasarladık. Çünkü yurt dışından müşterilerimiz vardı. Onlar bize gelirlerdi, işte ya bu takımın şurasını düzeltelim, burasını düzeltelim derlerdi. Piyasadaki bu işi yapan abiler de uğraşmazdı. Zaten hazır satıyorlar ya, tek bir de model var. Sorsanız hepsi babadan oğula dökümcü, nargileci. Hepsi o işi çok iyi biliyor. Ama 40 tane adam 40 yıl bir tane model yaptılar. Dolayısıyla biz yurt dışındaki pazara hitap edemedik. Ben de bu hitabı yapabilmek için, yani yurt dışına daha çok hitap edebilmek için bir takım şeyler tasarlamaya başladım. Şu anki mevcut halimize geldik. Tabii ben bu arada bu döküm nargile takımı ile ilgili neden bu kadar uğraştım? Çünkü ya bu takımın bir emeği var. Bunun bir, ne bileyim, görsel bir güzelliği var. İşte üzerinde bir el emeği var. Yani sadece CNC ile yapılan bir iş değil. Dolayısıyla bu takımla ilgili olan bölümde nasıl bu işi daha iyi yaparım kısmını düşünüp yeniden bir model tasarladım. Yani bu görmüş olduğunuz şu hatları klasik döküm nargile takımlarında uygulanabilsin diye bir model tasarladık. Tasarlamış olduğumuz modeli götürdük. Kapalı Çarşı'da bir usta vardı. O ustaya da şu elde şu desenleri kalıbına işlettik. El deseni. Bu el yapımıdır arkadaşlar. Bunu makine yapmıyor. Çift parçalı bir kalıptır. Zaten dökümde şuradaki bir parlaklık vardır, düz bir bölüm vardır. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şöyle kameraya biraz daha yaklaştırayım. Şöyle bir parlama mesafesi göreceksiniz. Bakın, desenin olmadığı yer. İşte burası kalıbın ek yeridir. Bu üzerindeki desenler o kalıbın içerisine işlenir. El işçiliğiyle yapılır. Daha sonra o kalıptan işte gönderilir dökümcüye. Dökümler dökülür. Ortaya böyle bir, bu desenler çıkmış ham bir malzeme gelir. Daha sonra bu alınır, kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra üzerinde bir ince işçilik yapılır. O çapaklar, pislikler gönderilir, temizlenir. Ondan sonra gövde, şu üst tabla ayrı dökülür. O buraya kaynatılır. Böyle dış kasası yapılmış, kasa diyorum ben şu an buna. Bu şu an kasa halinde. Şunların tahliye marpuç, özür dilerim. Tahliye kapağı, tahliye altı. Şurada marpuç girişi, marpuç girişinin altını tutan parçaları çıkartın. Bu bir kasadır. Bunu gövdeyi yaparlar, bize gelir. Daha sonra biz bunu göndeririz. Bunun içerisine şuraya vidalayabilmek için diş açarız. Eskiden bu sistem biliyorsunuz bez bant ya da conta ile şişelere sıkıştırma sistemi kullanılırdı. Sonuçta da şişelerin ağızlarının hepsinin ölçüsü standart olmadığı için ya hava kaçırırdı ya gevşek kalırdı. Birinden söktüğünüzde öbürünüze takamazdınız. İçinde işte bu içinden incecik bir çelik boru geçerdi. Çekimi çok, özür dilerim, bakır boru geçerdi. O da çekimi çok iyi değildi. Bazıları işte ucuza yapmak için şuradan aşağıya bakır boruyu kaynatırlardı. İçerisini boş bırakırlardı. Dökümde de hata varsa bunun üzerinde gözenekler olurdu. Döküm tabii çok çok önemli. İnce bir döküm yaparlar maliyeti düşsün diye. Bu arada 1450 gramdan serin kilosunu 850 grama kadar indirmeyi başardılar. Yani ürüne hiç zam gelmedi. Hep gramajdan gitti. Dolayısıyla o ilk baştaki 10 yıl, 12 yıl önceki serilerin hiçbirini piyasada şu an göremezsiniz. 800-850, 1100 gram arasında ustasına göre, yerine göre farklı seriler yaparlar. Gerçi onların da devri kapandı gitti. Şimdi o buradan aşağıya boruyu takarlardı. Burada gözenekler olurdu. Ser incelirse ya da hata olursa dökümde buradan duman kaçırırdı. O yüzden birçok problemle karşılaşırdık dökümlerde. Zaten o güzel döküm takımlarımız sayesinde, bizim becerikli ustalarımızın sayesinde biz yurt dışındaki döküm takım müşterisini neredeyse kaybettik. Daha sonra tabii sektör çok gelişti. Farklı nargileler yapılmaya başlandı. Farklı nargile takımları farklı modeller uygulanmaya başladı. Biz de bu arada döküm takımımızı nasıl daha güzel yaparız diye düşündük. Tabii kalıp kasayı yapmıştık zaten. Daha sonra şunun üzerindekilerine delik açtık.
Bu bizim diğer takımlarda kullanmış olduğumuz pirinç malzeme, işte tahliye altları, iki tane kullanıyoruz. Tahliye kapağı, marpuç girişi. Bu açmış olduğumuz dişlere bunları vidaladık ve yapıştırdık. Buradan çıkmasını istemiyoruz ve hava kaçırmasını da istemiyoruz. Dolayısıyla bunu buradan yapıştırdık. Buraya sabitledik. Yani bunu kaynak yaparlardı. Biz kaynak yapmadık. Diş açtık. Çünkü kaynak eli sonu bir yerden kopar düşer. Fakat vida oraya sıkılı kaldığı için bir şey olmaz. Biz bunu daha sağlam olsun diye buraya vidaladık. Üzerine de yapıştır, içine de yapıştırıcı sürdük. Sökülmesini engelledik. Şimdi ne oldu? Şu an bakıyorsunuz buradan böyle görebilirsiniz muhtemelen. Şuradan baktığınızda içi bomboş, geniş, kocaman bir boşluk var. Dolayısıyla şimdi bu takımı diğerlerinden ne ayırması lazım? Bunun içerisinden biz güzel bir boru geçirmemiz lazım diye düşündük ve bunun içinden çelik boru geçirdik. Yani bakır boru yerine çeliğe geçtik. Çeliğin de çaplarını büyüttük. Zaten buraların geniş olmasının sebebi içine koymaya çalıştığımız borunun geniş olması. Yani 16'ya 1,5 boru kullandık. İçindeki borunun çapını şurayı 13 milime çıkarttık. Eskiden bunların içinden geçen boruların et kalınlığı 11'e 1'di. Bakır boruydu. İçi 9 milimdi. Dolayısıyla çekimi çok iyi değildi. Biz bunu güçlendirmek için böyle bir boru ölçüsüne geçtik. Daha sonra tabii şimdi ben size bunu kuracağım. Bir dakika şunu sökeyim diye bekliyorum. Şimdi şöyle bir aparat var. Bu aparat şu boruyla şu boruyu birbirine bağlamaya yarayan bir aparat. Bunu buraya takıyorum. Az önce sökmüştüm. Yeniden takıyorum. Burada bu takılı kalıyor. Bunu da buradan tuttuk. Bunun içinden geçirdik. Borunun ucu yukarıya kadar geldi. Gördünüz. Şu an bunun da üzerine marpuç girişini takacağım. Şöyle yapayım. Şey, özür dilerim. Ser girişini dilim sürçüyor. Kusura bakmayın. Lüle girişini takacağım. Bunu iki türlü yaptık. Bir tanesi dişi lüleye göre, bir tanesi erkek lüleye göre. Şu an ben buraya bunu getirdim. Çünkü bu sistemin bu takımda da uygulanabildiğini görmenizi istedim. Bu istediğiniz dişi lülelerle, hepsiyle Rus kiliyle, ne bileyim bu işte silikon lülelerle ya da bizim dişi toprak lülelerle kullanabilirsiniz. Fakat bunun erkek lüleye göre, yani bizim klasik toprak lüleye göre olanları da var, lüle göre olanları da var. Şimdi bunu buradan sıkıştırdım. Şu an gördüğünüz bu ara aparat, arkasında conta vardı. Bunun tabanına oturdu. Buradan da buraya taktık. Bunu da buradan sıkıştırdık. Biz normalde bunu buraya yapıştırıyoruz. Müşteri bunu yani aldığında bunlar sökülmesin, müşteri bunu dağıtmasın diye öyle gönderiyoruz. Zaten sökülecek, yapılacak da bir şeysi yok. Temizlemek isteyen zaten buradan girebiliyor ya da buradan girip içini temizleyebiliyor. Ya çelik nargile takımının içi gibi olsun istedik. Aynen bu da böyle oldu. Daha sonra bu aparatın ucuna da getirdik. Bunu vidaladık. Dolayısıyla sudan lüleye kadar olan bölümü biz çelik hale getirdik. Bunun sadece dışı döküm, fakat içi çelik olmuş oldu. Şimdi burada diğer dedim ya, daha önceden biz bunları işte daha sonradan taktık. Normal klasik deve boyun ya da tahliye takmadık. Çünkü onların iç delikleri 5 milim 6 milimdi. Buradaki iç delik 8 milime çıkartıldı. Dolayısıyla bizim marpucumuz, yani marpuçtan çekmiş olduğumuz hava buradaki 8 milimlik delikten geldiği için daha rahat bir çekim elde ettik. Vidalı sistem var demiştik. Vidalı sistem doğru, burada var. Bir de burada var. Karşılıklı bunu buraya kilitliyoruz. Dibine de bir tane conta koyduk. Sızdırmazlığı sağladık. Hemen bunu da buraya kuralım. Bu şekilde yaptık. Özellikle şimdi bu oldu. Bir tane de tepsi yaptırdık buna. Zamak tepsi. Bunu zaten piyasada yapıyorlar. Biz bunu kendimiz yapmadık. Tasarlanmış, hazırlanmış bir tepsiydi. Biz bunu sadece ortasını bizim kendimize göre genişlettik. Bir de kaplamasını yaptık. Bunun da dışına kaplama yaptık. Eskitme bir kaplama yaptık. Yani pirinci sarı halden böyle daha böyle bir eskitme havasına soktuk. Çok da güzel oldu. Üzerine de bunu koyduk. Bu arada şuradan hemen şöyle gösterebileyim diye kalkıyorum. Şu lüle girişini özellikle geniş tuttuk ki tepsi buraya oynamasın, tam otursun diye. Bunu da böyle yaptık. Daha sonra takım bu şekilde geldi. Çok da güzel oldu. Biz bunu beğendik. Özellikle bu takımı yani şöyle diyeyim, cappuccino, üzüm, nane, çift elma gibi klasik nargile içicileri çok sevdi. Çünkü eski sistem, yani ne bileyim el yapımı, işçilik var. Bizim kendi kültürümüzü, işte kendi desenlerimizi yansıtıyor. Klasiğimizden vazgeçmemek için bu ürünü yapmaya devam edeceğiz. Ve yapıyoruz. Satılıyor da. Çok da memnunuz. Özellikle böyle çok modern olmayan, böyle biraz daha böyle ortalama
klasik görünüme sahip kafeler bunu tercih ediyor ve çok da güzel kullanıyorlar, memnunlar. İçinden bir tane marpuç çıkıyor. Bu marpuç da Naim'i marpuç. Biliyorsunuz Naim'i marpuç bence Türkiye'de en güzel marpuçları yapan, tasarımları yapan, işçiliği ve kalitesi çok güzel olan bir firma. Onun marpucu. Biz içine Windex koyduk. Ama tabii daha sonra müşteri istiyorsa bunu verip yerine derisini alabilir ya da bunun değişik modellerini alabilir ki internet sayfamızda onların yeni modellerini göreceksiniz. Ahşap modellerini yaptılar. İşte silikonun üstünü şeyle kapladılar. Dikişlerini farklı yaptılar. Çok güzel ürünleri oldu. Onlardan bir tanesini alıp kullanabilir. Zaten gerçi kafeler aldığında zaten bu marpucu almıyor. Biz içinden bunu çıkartıp ya marpuçsuz veriyoruz ya deri marpucuyla veriyoruz. Ama kutunun içeriğinde bu var. Bir de lüle böyle kendi kutusunun içinde geliyor. Toprak lüle var. Bir tane de küçük maşası var. Bu bizim nargile maşamız. Bu da aynı renkle kaplandı. Eskitme yapıldı. Takımımız bu hale geldi. Biz bu takımı çok seviyoruz. Son derece de kullanışlı ve kaliteli oldu. Özellikle içinden çelik borunun tamamen geçmesi temizlik açısından güzel oldu. Farklı ürünlerde kullanabilmeniz için temizlerken kokusunun çıkması için daha kolay hale geldi. Temizliği daha kolay hale geldi. Güzel oldu. İnşallah biz bu takıma devam edeceğiz. Alırsanız, memnun kalırsanız ne mutlu bize. Teşekkürler.